Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Buyurun. Şimdi konuma geçmeden önce bir hususta çok mesaj aldığım için bir haftadır sadece bir çağrı nitelikli bir kaç cümle kullanmak isterim. Bildiğiniz gibi bir jet krizi bu ülkede yaşandı. Bu konuda hala daha polis teşkilatından bir ses de çıkmış değil. Bunun yanında dışarıda basında okuyoruz. İçerinden bağımsız, kişilerinden bağımsız söylüyorum. Teşkilatın güvenilirliği açısından polis iş cetvellerinin değiştirildiği iddiasında bulunan, mahkemede bu konu olmuş, gündem olmuş bir husus var. En azından bu hususta polis genel müdürlüğünün polise olan güven noktasında bir sorun yaşanmaması adına bu tür iddialara basın subaylığı aracılığıyla cevap vermesi gerektiğini düşündüğümü ifade etmek isterim. Bunu dediğim gibi olayın içeriğinden ve kişilerinden bağımsız polis teşkilatımıza olan güvenin, jet kriziyle zedelenen güvenin yönetsel kadro için, emekçiler için demiyorum, polis emekçileri için. Devamlı olarak polis teşkilatıyla ilgili işte bu iş cetvelleri değiştirildiydi, değiştirilmediydi, mahkemede tutanaklarda öyleydi, böyleydi konularında. Kamuoyu içerisinde polis teşkilatının güvenilirliği noktasında bir sıkıntı oluşuyor. Bunları umarım polis teşkilatı dikkate alır ve gündem yapar. Şimdi esas konularıma geçecek olursam, Maliye Bakanlığı'yla ilgili hususları en sona bırakıyorum. Kamu Hizmeti Komisyonu şu anda yeni bir karar almış durumda ve aldığı bu karar ile de kamuda polis, sivil hizmet görevlisi veya Merkez Bankası, Kalkınma Bankası'nda çalışıp, asıl ve sürekli kadrolarda çalışıp, üzerine dönüp kamu hizmetinin yaptığı sınavlarla münhalle başarılı olup asıl ve sürekli kadroya atananları 1979 yılından bellidir uygulamayı değişerek aday kadrosunda atamaya başladı. Aday kadroda atamanın sıkıntısı nedir? Bu insanlar emeklilik yasası tahtında çalışırken tekrardan aday atanınca döndüler, sigortalı olmaya başladılar. Şimdi buradan Kamu Hizmeti Komisyonu'na ve savcılığa çağrı yapıyorum. Bakın, tutanakları da buldum. 79'da yasa yapılırken neyi murat etmiş? Adaylıkla ilgili kamu görevleri yasası madde 69 çok açık ve net diyor ki adaylık dönemi neyi kapsıyor anlatıyor ve diyor ki kamu hizmetleri görevine yeni giren bir kimsenin hizmete yatkınlığını ve uyumunu sağlamak ve sürekli kadrolara atanmaya yeterli ve değer olup olmadıklarını saptamak amacıyla uygulanan bir deneme devresidir. Yani adaylık dönemi kamu hizmetleri görevine yeni girendi. Peki kamu görevi nedir? Kamu görevi devletin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu, kamu hizmetlerinin gerektirdiği ve genel ve katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayelerden aylık maaş alınarak yapan görevleri anlatırlar. Bu konuda sendikada olduğum dönemde bir dava açmıştık. Dava numarası, savcılığa bu bilgiyi de verelim, kamu hizmetine de, dava numarası 5/2014/27/2012. Cezaevinde bir personelin derece terfi sınavlarına girmesinde daha önceki görevlerini kamu görevinden saymamıştı. Ve mahkeme dedi ki belediyede çalışmış olmak, poliste çalışmış olmak asıl ve sürekli kadrolarda bir kamu görevidir. Dolayısıyla bunları da kamu görevindeki sürelerden sayacaksınız dedi. Adaylık dönemi için kamu görevine ilk kez atananları kapsar demesine rağmen ne olduysa, bakın ne olduysa, 12 Ekim 2022 tarihinde Sayın Ömer Köseoğlu polis teşkilatında görev yapıp daha sonra gümrük sınavını kazanan bir kişiyi asıl ve sürekli kadroya atıyor. Ondan sonra yıl dönünce başka bir polis memuru başka bir kadronun sınavını vergi dairesinde kazanınca savcılıktan görüş alma ihtiyacı duyuyor. Ve savcılıktan görüş istiyor. Şimdi savcılıktan görüşe göre de deniliyor ki aday olarak atanacaksınız. Bunun üzerine ilgili şahıs dilekçe yapıyor. Siz diyor
daha önce yaptığınız ileri işlemde bu şahsı benimden aynı pozisyonda asıl ve sürekli kadroya atadınız. Daha önce de bu konuda atamalar yapıldı ve atamalar yapılırken kamu hizmetinden bakın hangi gerekçeyle yapıldı. Üçüncü derece gümrük ve rüsumat memuru kadrosuna aday olarak atandığınızı belirten ilgi yazı sonrası, yani daha önce 2016 yılında kamu hizmeti, şu anda Sayın Ömer Köseoğlu'nun yapmak istediği gibi aday kadroda atamış. Ama itiraz gelince kamu hizmeti savcılıktan görüş istemiş ve savcılık da demiş ki bunları asıl ve sürekli kadroya atamanız lazım. 8 Nisan 1997 tarihli savcılık görüşüne göre. Şahıs dilekçe yapıyor ve diyor ki gördünüz mü? Savcılık görüşü var. Sizin yeni bir savcılık görüşü almanıza da gerek yoktu. Siz daha önce poliste başka bir kamu hizmetinin kadrolu sınavını kazananlara yasa çünkü kamu görevi diyor. Kamu görevlisi demiyor. Ben de ilk kez kamu görevi yapmıyorum. Poliste zaten kamu görevi yapıyordum. Dolayısıyla benim adaylık dönemine dahil olmamam lazım. Çünkü adaylık dönemine dahil olunca emeklilik yasasından çıkıyor. Sosyal sigortalara prim ödüyor. Bu defa kadrosu onaylandığında geriye dönük bir yökün emeklilik iştirak payı ödemek zorunda kalacak. 79'da da bu yasa yapılırken tutanakları buldum. 79'dan belli de adaylık dönemini kamu görevine ilk kez girenleri kapsadığı yazıyor. Dolayısıyla mağdur olacağım. Böyle bir savcılık görüşü var. Bu savcılık görüşünü bana bilgi edinme yasasından, daha önce yaptığınız idari işlemlerdeki savcılık görüşünü bana bilgi edinme yasasından verin diyor. Cevap okuyayım mı size? Tam bir komedi. Nokta noktadan alınan ve ekte bir sureti bulunan ilgide kayıtlı yazıda 97 yılına ait bir hukuk görüşünden bahsedilmektedir. Şimdi bu hukuk görüşüne binaen de Sayın Ömer Köseoğlu atamaları yapıyor ha önceden. Yapılan araştırma neticesinde, bu cevap 6 Mart 2023'te, daha bir ay olmadı. Yapılan araştırma neticesinde söz konusu yazı komisyon arşivinde bulunamamıştır. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir kamu hizmeti komisyonu. Nokta noktadan alınan ve ekte bir sureti sunulan ilgili kayıtlı yazıda, ilgili kayıtlı yazıda ne Sayın Bakan? Diyor ki, sen daha 2022 yılında bir atama yaptın. Benim pozisyonda olan gibi. Ve gümrüğü kazandı, polisten girdi ve asıl ve sürekli kadroya atadı. Bunu da 97 yılında aldığın savcılık görüşüne binaen yaptığını söylüyorsun. Bana bununla ilgili savcılık görüşünü ver o zaman. Cevap, ilgili kayıtlı yazıda 97 yılına ait bir hukuk görüşünden bahsedilmektedir. Hangi hukuk görüşü? Kendisinin yaptığı atamaları dayandırdığı hukuk görüşü. Yapılan araştırma neticesinde diyor Sayın Ömer Bey, söz konusu yazı komisyon arşivinde bulunamamıştır. Arkadaşlar, bakkal dükkanı daha iyi yönetilir yani. Yani ben istemem bazı yerlerinden özdeşleştireyim ama ben bu filmleri Türkiye'de çok gördüm. Çok gördük. Çok acılar yaşandı bu filmler üzerinden. Nasıl bir idare yaptığı bir idari işlemi dayandırdığı savcılık görüşünü. Sonradan savcılık görüşü başka gelir, değiştirilebilir. Kabul etmeyebilirsiniz, mahkemeye gidersiniz, dava açarsınız başka bir şeydir. Sizin kamu hizmeti komisyonu gibi anayasal bağımsız bir kuruluş olarak bir savcılık görüşüne binaen 2022 yılında yaptığınız atamaları dayandırdığınız savcılık görüşünü vermem de değil, arşivimde bulunamadı. Sormazlar mı o zaman sen nereye dayanarak 2022 yılında Sayın Ömer Köseoğlu bu atamaları yaptın? Ve buradan Sosyal Sigortalar Dairesi'ne de sesleniyorum, müdürüne de. Bu insanların da emeklilik yasasına tabi olmayıp sosyal güvenlik yasasına tabi olacaklarını, 16 yılların heba olacağı söyleniyor. Böyle bir şey yapılamaz. Sosyal güvenlik yasasında geçici madde vardır. Bu türde emeklilik yasasına tabi olan insanların statüsünün değiştiği noktada emeklilik yasasına devam edeceklerini söylüyorlar. Bunu önemsiyorum Sayın Alişan. Bu konuda lütfen emeklilik şube ilginizden de gerekli araştırmaları bence yapın. Çünkü polisten, diğer kamu personelinden şu anda kamu hizmetine sınavı girip kazanan birçok insan var. Bu insanlar şu anda 20 kişidir ama her geçen gün sayıları büyüyor. Bunun şimdiden önlemini almak lazım yasaya aykırı davranışları önlemek için.
Şimdi dün burada konuştuk. Dedik ki gelir vergisi yasasının 4. maddesinin 1. fıkrası gereğince her türlü hizmet karşılığı verilen haklar parasal karşılık olsun veya olmasın ücret olarak adledilir, vergiye tabidir. Bunun üzerinden sigorta ihtiyaç sandığı yapmaktadır. Sayın hükümet yetkilileri de dün bize ne dediler? Merak etmeyin biz takipteyiz, bakıyoruz, ediyoruz. Gerekirse memurlarımız araştırır, resen keser falan filan. Bakın bu resmi belge. KKDC Merkez Bankası'nın Maliye Bakanlığı'na yolladığı resmi belge. 20 Eylül 2022. Merkez Bankası ne diyor? Şirket ismi vermiyorum. Nokta nokta limited nezdinde gerçekleştirilen denetimlerde bankanın iştirak ve bağlı ortaklıklarında çalışan üst düzey yöneticilere ve banka hakim hissedarı olan nokta nokta üniversitesinin iştirak ve bağlı ortaklıklarında çalışanlara ödenen ücretlerin büyük kısmının katkı payı adı altında nokta nokta üniversitesinin eğitim vakfı hesaplarında vergi, sigorta primi ve ihtiyaç sandığı kesintisi yapılmaksızın aktarıldığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz. Yani Merkez Bankası hani dün sorduk da biz denetledik de bakarık dedik de hiç bakmaya etmeye gerek yok. Merkez Bankası resmi yazı yolluyor Maliye Bakanlığı'na. Diyor ki devleti çalıyor bu üniversite. Çalışanlarının maaşlarını asgari ücretten gösteriyor. Ve asgari ücretten gösterdiği için gelir vergisi vermiyor. Sigorta ihtiyaç sandığına asgari ücret üzerinden yatırım yapıyor. Bu konuda devleti çalıyor, gereğini yap diyor. Bunu daha önce ifade ettiğimde bakacağız, edeceğiz, davaya verdik, vermedik. Bu konuda açıklama istiyoruz. Çünkü Sayın Sadık Gardiyanoğlu bulunduğumuz iddiaların takipçisi olun demişti. Ben iddiamın takipçisiyim çok net bir şekilde. Biz bu hususla ilgili geriye dönük, yok ki bu yazı geldikten sonraki süreç için, geriye dönük ne tetkik yapıldı, devletin bugün 1 TL bile kesinti yapmayı konuştuğu bir noktada, devletin bu noktada çalanlara yönelik nasıl bir uygulama yaptı, bu konuda cevabını istiyorum. Diğer taraftan süreme sadık kalacağım. 24 Mart 2023, herkes soruyor. Sayın Alişan Şan meclise bir yasa tasarısı yolladı. Haberiniz var mı bilmiyorum. Okuyayım. 779 sayılı kamu görevleri yasası tahtında istihdam edilen kamu görevlilerinin emeklilik amaçları bakımından tabi oldukları 2677 sayılı emeklilik yasası uyarınca mecburi emekli yaşı 60 yaş olarak düzenlenmiştir. Ancak 1 Ocak 2008 tarihinden sonra kamuya istihdam edilenlerin emeklilik hakları 73-2007 sayılı sosyal güvenlik yasasında düzenlenmiş olup söz konusu yasada emeklilik yaş sınırı bulunmamaktadır. Bu nedenle kamu görevlileri yasası kapsamında bulunan kamu görevlileri emeklilik yaşı açısından farklı uygulamalara tabi olmaktadır. Bu bağlamda anayasanın eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak tüm kamu görevlilerinin kamu görevinin sona erme emeklilik yaşının 65 yaş olacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilişikte sunulan emeklilik değişiklik yasa tasarısı hazırlanmıştır diye bir öneri sundu. Şimdi insanlarımız zannetmesin ki mecburi emekli yaşı 65'e kadar çalışmak zorunda olacak. Emeklilik yasasına göre 55 yaşında olan 2008 öncesi asıl ve sürekli kadrodaki bir kamu görevlisi 55 yaşında 25 yılı varsa emeklilik hakkı elde eder. Ama 60 yaş geldiğinde devlet der ki buraya kadar seni mecburen emekli ediyorum. Neden? Bunun bir mantığı var kendi içinde. Çünkü yeni istihdamlar yaratılması gerekir. Şimdi sosyal güvenlik yasasında ise mecburi emekli yaşı yoktur. Eşitlik nasıl sağlanacak? Emeklilik yasasında 65'e kadar çalışma hakkı veriyor. O birinin de ömür boyu çalışma hakkı devam ediyor. Şimdi eşitlik sağlanacaksa sosyal güvenlik yasasında bir değişiklik yaparsınız. 25 yıl prim yatırım süresini tamamlamayanlara da bir istisna getirirsiniz.
emeklilik yasasında olduğu gibi ve dersiniz ki bu yasa kapsamında kamu görevlisi olarak çalışanların mecburi emekli yaşı 60'tır. Şimdi bu konuda Maliye Bakanlığı nasıl bir çalışma yaptı, ne öngördü ki mecburi emekli yaşını kamuda 65'e çıkartmak istiyor. Bunu 65'e çıkardığı takdirde bu ülkedeki işsizlik oranının ne olacağına yönelik bir öngörüsü var mıdır? Çünkü hiç parmağımızın arkasına saklanmayalım. Öğretmenlerde de, kamu görevlilerinde de yaşın ilerledikçe bazılarında yasasında yer alır, bazısında nasıl diyelim, ihtiyat gibi yani teamül gereği bazı işleri ilk yeni giren personel gibi verimliliğinin olmadığını hepimiz biliyoruz. 5 dakika daha veriyorum size devrimde. Evet, bitiriyorum. Dolayısıyla işsizliğin tavan yaptığı, bu ülkede gençlerimizin göç ettiği bir noktada kamuda mecburi emekli yaşını 65 yaptığınız takdirde yeni istihdam sayınızın ne kadar azalacağını, işsizliği ne kadar arttıracağınızı farkında mısınız? Eğer bir eşitleme adına bir şey yapmak istiyorsanız buradan Devrim Barçı'nın kendi şahsi düşüncesiyle bir önerisi olarak ifade etmek isterim ki bunu tartışalım sendikalarla. Siz bunu sendikalarla konuştunuz mu? Sosyal güvenlik yasasını eşitlemek istiyorsanız ki eşitlemiyorsunuz. Çünkü 60-65 yapıyorsunuz ama diğeri 70-75-80'e kadar devam ediyor. Sosyal güvenlik yasasına bir mecburi emekli yaşı getirilmesi lazım. Aksi takdirde ciddi bir işsizlik yaratacaksınız. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Teşekkür ederim Sayın Barçın. Sürenize uyduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim.